İnfaz indirimi düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından cezaevinden tahliye olanlar arasına Alaaddin Çakıcı da katıldı. Yakınları Çakıcı'yı konvoyla karşıladı. İnfaz düzenlemesiyle birlikte gözlerin çevrildiği isimlerin başında geliyordu. Alaaddin Çakıcı cezaevinden böyle tahliye edildi. Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranırken 2004 yılında Avusturya'da yakalanıp cezaevine konulmuştu Çakıcı. 2 yıl önce Kırıkkale Keskin cezaevinde rahatsızlanmasının ardından Devlet Bahçeli'nin onu hastanede ziyaret etmesi çok konuşulmuştu. 2018 yılında tedavisinin ardından Sincan Kapalı Cezaevine nakledilen Çakıcı, infaz indirimi yasasından faydalandı. Tahliyesi sırasında avukatları, ailesi ve yakınları araç konvoyu oluşturdu. CHP'nin infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıma hazırlığına da MHP'den yanıt geldi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP ve yancılarının asıl maksatlarını örtmek ve çirkin hedeflerine vasıl olmak için infaz düzenlemesine getirdikleri itiraz gerekçeleri temelsiz ve dayanaksızdır dedi. Muhalefet partilerini PKK'lılara ve FETÖ'cülere af istemekle suçladı.